Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, Türk Dil Bayramı münasebetiyle gerçekleştirmekte olan 9. Türk Dili Kurultayı'nın bu sabahki 11.30 oturumunu açmış bulunmaktayım. Bu oturumun başkanı, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi, değerli meslektaşım Mustafa Öner idi. Ancak Mustafa Öner hocamızın Kazan'da aynı saatte Ethem Tenişev'le ilgili bir toplantıya katılması gerekiyordu. Çakıştığı için oturumu ben yöneteceğim. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Şimdi bu oturumda dört meslektaşımız konuşacak. Birinci konuşmacı Celal Demir hocamız. Profesör Doktor Celal Demir'i almak fiilinin semantik karakteristiği üzerine başlıklı bildirisini sunmak üzere davet ediyorum. Hocam buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli bilim adamları, değerli katılımcılar, sevgili dinleyenler. Benim bu konuşmam Batı Türkçesinde, bilhassa Eski Anadolu ve Türkiye Türkçesinde almak eyleminin henüz tespit edilmemiş bir anlamı üzerinde olacaktır. Bilindiği gibi almak eylemi somut ve soyut özellikleriyle dilimizde çok anlamlı kelimelerden biridir. Bu anlamların çoğu sözlüklerde tespit edilmiştir. Türkçe sözlükte aşağı yukarı 33 anlamı var. Diğer sözlüklerde birinde 60, diğerinde 36, birinde 42 anlamı tespit edilmiştir. Bu sözlüklerin bibliografik künyelerini ben bildirimde yazdım. Almak fiili temel anlamı itibariyle bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak anlamına gelmektedir. Tüm anlamlarını genel olarak değerlendirdiğimizde bir şeyi bulunduğu yerden ayırmak, elde etmek, bir yerden başka bir yere nakletmek biçiminde somut bir eylemin farklı biçimlerdeki gerçekleşme şekillerini görüyoruz. Bunların dışında almak fiili kökünden türemiş. Algın, alık, alım, alımlı, alınmak ve aldırmak gibi isim ve fiil gövdelerinin aşk teması etrafında kazandığı özel bir anlam ailesi daha vardır ki bu soyut anlamlar Türkçe sözlükte ve diğer sözlüklerde açık seçik tespit edilmemiştir. Halbuki almak fiilinin Eski Anadolu Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde bir şeye maruz kalmak, bir şeyin etkisinde kalmak, bir şeyden etkilenmek, çarpılmak, bir şeye tutulmak anlamlarını da karşıladığını gösteren tanıklar mevcuttur. 17. yüzyıl Karacaoğlan'ın bir deyişinde söylerim, söylerim sözümden almaz. Ni deyim cahildir, halimden bilmez. Biraz daha beriye geldiğimizde Aşık Veysel'in bir semaisinde senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Daha beriye geldiğimizde Sami Hayverdi Ateş Ağacı adlı eserinde şöyle bir cümle kuruyor. Sıva evleri, akarsuları ve bol yeşiliyle burası beni çabuk aldı. Efendim, Türkçe'de bir kelimenin temel anlamı ile diğer anlamları aynı kavram içerisinde bir anlam ailesi oluşturabilir. Bu anlamların her biri kelimenin temel anlamıyla ilişkilendirilir. Bunun gibi aynı kökten türeyen kelimeler de, yani müştaklar da bir kelime ailesi oluşturabilir. Esas olan bir kelimenin yeni anlamlar karşılamasında, anlam genişlemesi diyoruz ve kendisinden yeni kelimelerin türetilmesinde iştikak, asıl anlamın kaybedilmemiş olmasıdır. Bu durum Türkçe'de kavramları karşılama mantığının nasıl işlediğini de göstermektedir. Bu gövdelerden birisi, almak fiilinden türeyen gövdelerden birisi algın kelimesidir. Algın, almak fiilinden gin ekiyle türetilmiş olan bu isim Türkçe sözlükte şöyle açıklanmıştır. Algın, sıfat olarak cılız, zayıf, hastalıklı,
İkincil anlam olarak da birine gönül vermiş, tutkun, vurgun. Yani birincil anlamı cılız, zayıf, hastalıklı. İkincil anlamı da birine gönül vermiş, tutkun. Efendim şimdi buradaki her iki anlamın da almak fiilinin kök anlamı olan etkilenme, bir şeye maruz kalma anlamından mülhem olduğu, onunla ilişkilendirildiği açıktır. Türkçe'de çok anlamlı kelimelerin leksik özelliklerine baktığımızda bu anlamların daima merkezden muhite, somuttan soyuta ve sebepten sonuca doğru çoğaldığını, genişlediğini görmekteyiz. Örneğin el, kol, baş, ayak, göz gibi organ adlarının hemen hepsi çok anlamlıdır. Ve bu anlamlardan birincisi, temel anlamı, gerçek anlamı, organın kendisini ifade eder. Bu durum Türkçe'de kavramları karşılayan mantığının tipik örneklerindendir. Algın kelimesiyle karşıladığımız iki anlamı bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Türkçe sözlükte tespit edilen zayıf, cılızlı olmak haliyle birine gönül vermiş, tutkun, vurgun olmak arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Birine gönül vermiş, tutkun olma hali sebep ifade etmektedir. Sözlükte birincil anlam olarak verilmelidir. Zayıf, cılız, hastalıklı olma hali ise sonuç ifade etmektedir. Sözlükte ikincil anlam olarak vermek gerekir. Zira sebep-sonuç ilişkisinde sonuç hiçbir zaman sebepten önce tezahür etmez. Türk insanı aşık olmak ile ince hastalığa tutulmak, verem olmak, benzi sararıp solmak arasında garip bir ilgi kurmuştur. Bu düşünce kültürümüze zengin bir malzeme bırakmıştır. Bu malzemenin geçmişten günümüze pek çok edebi eserde hüsnü talil yoluyla işlenmiş olduğunu görürüz. Aşk faktörü bu eserlerde olumlu olumsuz pek çok hal ve eyleme sebep gösterilmiştir. Algın kelimesinin hem birincil hem de ikincil anlamını bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Ürgüp türküsünde şöyle diyor: Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Kır atımın sekisinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Al kanları içinde kaldın cemalım. Bu Ürgüp türküsünde almak fiilinden türemiş olan algın kelimesi, algın cemal, birincil anlamıyla yani sevdaya tutulmuş kişi, tutkun anlamında kullanılmıştır. Türkiye konu olan cemal, hastalıklı, cılız veya sararmış benizde olduğu için değil, birine algın, tutkun olduğu için pusu kurulup öldürülmüştür. Yani cemalin öldürülmesi üzerine yakılan bu ağıtta onun hastalıklılığı değil, vurgunluğu, aşıklığı söz konusu edilmiştir. Türk insanı aşkın platonik olanını masum bir hal olarak değerlendirir. Ve daima sevenden yanadır. Bu tür sevdaların işlendiği eserlerde betimlenen aşık tipi mutlaka bir bedel ödedikten sonra vusata erer. Ama eser aşkın başlaması ile vusat arasında teşekkül eder. Bu nedenle anlatıcı daima vusattan değil hicrandan yanadır. Çünkü vusat aşkı öldürür. Gönlünü kaptıran kişi, aşık olan kişi kara sevdaya tutulmuştur. Eli işe varmaz, sevdiğinden başkasını veya başka bir şeyi düşünemez olur. Derin düşüncelere dalar, yemekten içmekten kesilir ve sonunda ince hastalıklara tutulur. Verem olur, benzi solar, algın olur. Algın. Şu halde algın kelimesinin birincil anlamı aşık olmaktır, sebeptir. Gül benzinin solması da, cılızlığı da sonuçtur. Sıralamada aşık, tutkun olma hali birinci anlam olarak, yüzünün sarı olması, algınlık da ikinci anlam olarak verilmelidir. 19. yüzyıl saz şairlerinden aşık dertli, algın, algun kelimesini kendisini kaybetmiş, meczup anlamında kullanmıştır. Yine bizim türkümüzdeki gibi. Vurgun anlamında. Bu
koşmayı çok iyi biliriz. Sakiya camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni. Şarab-ı lalinde ne keyfiyet var? Gezdirir meyhane meyhane beni. Son dörtlüğünde bakmazlar dertliye algındır deyu. Hakikat bahrine dalgındır deyu. Bir saçı leyliye mecnundur deyu. Yazmışlar deftere divane beni. Yine almak fiilinden türemiş olan aldırmak fiili de bizi almak fiilinin aşk kavramı etrafında genişleyen ilk anlamına götürmektedir. Aldırmak fiilinin Türkçe sözlükte 6 anlamı tespit edilmiştir. Ancak burada fiilin alma işini başkasına yaptırmak biçiminde gerçekleşen somut anlamları açıklanmıştır. Duygusal olarak, soyut olarak birini etki altında bırakmak, bir şeye maruz bırakmak anlama gelen faktitif şekli kullanılmamıştır, açıklanmamıştır. Söğüt türküsünü hatırlayalım. Söğüdün çarşısına, gün doğar karşısına. Ah insan böyle yapar mı kapı bir komşusuna? El oğlu aldırdın beni. Gül iken soldurdun beni. Bu türküyü yakan, yani ilk söyleyen kişi muhtemelen bir bayan. Karşı evde veya yakın taraftaki evde oturan gence, kapı bir komşusuna aşık olmuştur. Almak fiilinin bu cümledeki semantiğine göre olayı şöyle açıklamak gerekir. Bu türküyü söyleyen kişi yakın komşu olan gence aşık olmuştur. Gençten almıştır. Almak fiilinin aşk teması etrafında kazanmış olduğu mücerret anlamıdır bu. Almıştır. Yani onun etkisine, cazibesine maruz kalmıştır. Ona aşık olmuştur. Almak eylemine maruz kalmıştır. Alma eyleminin nasıl asıl müsebbibi ise kapı bir komşusu olan el oğludur. Komşu hal ve davranışlarıyla karşı tarafın etkilenmesine, almasına sebep veya ortam oluşturmuş, karşı tarafı alma işine maruz bırakmıştır. El oğlu aldırdın beni derken cazibene maruz bıraktın demek istemektedir. Gül iken soldurdun beni sözüyle de algın olma haline bir gönderme yapılmıştır. Soldur, sonucu yani. Batı Türkçesinde maruz kalmak, görünce çarpılma, etkilenme anlamlarını ifade etmek için almak fiilinin dönüşlü biçimi kullanılmıştır. Dönüşlü biçimi de kullanılmıştır. Alınmak. Ancak fiil alınmak biçimiyle daima datif haliyle kullanılmıştır. Datif halinde isimlere bağlanmıştır. Bu tanıklar almak fiilinin bu kategoride bir şeye maruz kalmak, bir şeye kendisini kaptırmak anlamına tahsis edildiğini göstermektedir. Türkiye Türkçesi sözlüklerinden birisinde de alınmak fiili gönül için, misalli Büyük Türkçe sözlükte gönül için kapılmak deyip bırakmış, tanık getirmemiştir. Bu anlama tarama sözlüğünde Eski Anadolu Türkçesinden bol bol tanık getirilmiş. Şöyle, önce bir açıklanmış, meclup olmak, meclup olmak, tutulmak, kapılmak. Ve tanıklarını getirmiş. Mesela Cem Sultan Divanı'ndan, al yanağın alına al edeli alındı değil. O sebeptendir ki nem daim gözümden cuş eder. Al yalağın yanağın alına hilesine alındı değil. Bir başka misalde Bağdatlı Ruhi, olduk nereye vardık ise aşka giriftar, alındı gönül bir sanem, sanemi mahilikaye. Alındı gönül bir sanemi mahilikaye. Bir başka örnek Taşlıca İhya'dan, nazarı pak ile bakınca ana, ol peri çehre alındı geda. Baki'den bir örnek getirmiş. Alındı aşkına değil kaldı fikri bir hasıl. Sipahi gibi ki itimarını ederler has. Karacaoğlan'dan bir yine alınmak fiilini örnek var. Alına da deli gölün gönül alına. Ciğerim aşk oduna deline. Almak fiilinden türemiş olan
alık kelimesinin de anlamları alın kelimesinde geçen hali düşündürecek şekilde kullanılmıştır. Mesela Kamus Türkiye'de alık meczup, budala anlamında kullanmış. Anlamını vermiş Kamus Türkiye'de. Ve bir şerh düşmüş. Almaktan demiş. Almaktan geliyor manası. Almaktan meczup budala. Kamus Türkiye'de alık olma halinin hem sebebini hem de sonucunu verecek şekilde açıklama yapılmıştır. Bu sonucun sebebi hocam, olan hangisi? Hocam. Hay hay. Çok güzel şey diyor. Bir Türk'üm daha var da onu o zaman buyurun hocam. Söylemeyeyim. Efendim, aşık olmak, almak, maruz kalmak eylemi etrafında gerçekleşen bu soyut anlam karşılıklı olarak da gerçekleşebilir. Yani aşık olmak karşılıklı da olabilir. O zaman aklımıza bu fiilin işteş şekli, müşareket biçimi aklımıza geliyor. Ama öyle olmamış. Yani alışmak fiili bu anlamda kullanılmamış. Onun yerine alıp verişmek biçiminde vermek fiiliyle oluşturduğu birleşik yapı kullanılmıştır eski Anadolu Türkçesinde. Karşılıklı birbirine aşık olmak alıp verişmek biçiminde kullanılmış. Göz ucuyla alıp verişme, arada tercüman idi girişme. Bu da Veyse ve Ramin tercümesinden. Efendim, sonuç olarak almak fiilinin eski Anadolu Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde 100'den fazla anlamı tespit edilmiştir. Ancak aşk teması etrafında kazandığı soyut anlamlar tespit edilmemiştir. Hem almak fiili hem de bu fiilden türemiş olan isim ve fiil gövdeleri bu kelimenin Batı Türkçesinde bir şeye maruz kalmak, bir şeyin etkisinde kalmak biçiminde soyut anlamlar kazandığını gösteren çok fazla tanık mevcuttur. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Hocam sesi kapatırsanız yankılanıyor. Gerçekten de bu türküler eşliğinde kelimenin, almak fiilinin tutkun, sevdalanmak, tutulmak anlamını. Hocam çok katkılı bir bildiri oldu. Ağzınıza sağlık. Eğer vaktimiz kalırsa dinleyicilerimizle, buradaki katılımcılarla tekrar bunun üzerinde konuşabiliriz. Keşke canlı olsaydı, tartışabilseydik. Hocam ağzınıza sağlık. Şimdi ikinci konuşmacımızı davet edeceğim. Doçent Doktor Eşboy Hojaniyazov ve Doçent Doktor Şehla Yuldaşeva meslektaşlarımız Özbekistan'dan katılıyorlar programımıza, kurultayımıza. Bildiri başlıkları Babür sözcük anlamı ve etimolojisi konusunda. Babürname eseri üzerine olacak. Buyurun Eşboy Bey, buyurun Şekla Hanım, sizi dinliyoruz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Reis, selamun aleyküm encüman iştirakçıları. Bizim maruzamız Babürname eseri de söz semantikası ve etimolojisine münasebet meseleleri deyip namlanadı. Hakikaten Babur öz şahsı bilen, özünün faaliyeti bilen bütün garbu şarkını hayran kaldırıp 5 asırdan bana yukarırak 5 asırdan köp devir ötüşü bilen Babur hem bana hayrette kaldırıp gelmekte. Çünkü Babur'dan cürekette edebi miras kalgan, bu edebi mirasının içi de türlü tüman bana divanları, başka eserleri, şunun de kette tarihi etnografik eser, yakın mesela tarihi memor eser, Babürname eserdir. Babürname eserini Cahangeş'te eser deyip açsak buladı. Bu garbu şarkta tercüme kılınmadan, umman garbu şarkta tarkalmadan yeri yok. Bana mesela Babürname 1701 yılı Galland diliğe, 1826 yılı İngiliz diliğe, 1828 yılı Nemis diliğe, 1871 yıl Fransız diliğe, 1857 yıl Rus diliğe, 1586 yıl Fars diliğe tercüme kılıngan. Müstakillik yıllarında yakında yine bir iki yıl öttü, Japon diliğe hem tercüme kılındı. Bu demek Babürname'nin vakıyaları, Babürname diye katta tarihi eserge kızıkış halen hiç
kaçan sönmeydi ya devam ete verdi. Endi Akkattıran Babır'nın İngiliz tilge kılgan nâşırını İngiliz tilde çıkargan kişi bu Erskin degen adamın bir Babır hakkıdaki fikri var. Babır sahavatlılığı, mertliği, tentliği, fenge senet, senetken muhabbeti ve ular bilen muvaffakiyatlı şugullanışı cihetten alıp karaganda Asya patşahları arasında Babır'a teyin kele degen bir arta patşah tapılmaydı degen. Hakikattenem karasanız Babır dek patşah serkarda, tarihçi, etnograf, hop, ahalı şunas, başka türlü tüm sahalar boyunca malumatlar bergen eseri Babırname hesaplanadı. Babırname eseri hakikattenem türlü tüm fellerge tekişli malumatlar bera aladı. Bana şuna aytıp makılış gerek ki, hakikattenem Babırname'de biz Özbek tilige has bolgan ayrım sözlerinin etimologiyası, sözlerinin semantikası doğrusunda juda yaxşı nazik malumatlar beradi. Bunun sebebi şundaki, Babır endi tilşunaslık sahası boyunca Babırname'daki bir sözünü tolalıkça baştan ahire geçe onu tahlil kılgan emas. Lekin bir vakıya sebebiden, bir sebep bilen, bir geografik caydı mı ya mesela bir vakıyanı tersinif kılayetken vakitte, bir vakıyanı bayan kılayetken vakitte şu yerinin nimesine aytıp ötedi. Böyle mesela Özbekistan'ın en katta şehirlerden biri Samarkand degen şehrimiz var. Samarkand şehri doğrusu da gepirip Babırnamasında şunday dedi ki Samarkand'ını İskender Zülkarnayn bünyat etken. İskender Zülkarnayn bünyat etken. Lekin bu şehir ilgari vakti Semiz kent deyip namlanken. Moğollar, Türkler onu Semirkent deyip aytıladı. Şundan ki Semirkent bolup hazırkı devirde Samarkand degen namga aylangan degen mesele aytadı. Demek o malum bir sözlerini hakikaten tahlil kılgan vaktinde onun vajh-ı tasmiyasını, vajh-ı tasmiyası degen aytılış sebebi yakın mesela payda buluş sebebini izahlayıp gitedi. Bana mesela bir vilayetimizin paytaktı Karşı degen şehrimiz var. Karşı degen şehrimiz Moğol tilinde karşını Gorkhananı karşı derler Moğol tilinde. Yakın masa karşı degeni kabristan degen manadan gelip çıkkallıgın aytadı. Demek bunun özü yap Moğollar Orta Asya'nı Umman Özbekistan teritoriyasını basıp algandan kiyin payda bulgan namlardan birisi hesaplanadı. Hop, bana mesela bizim Özbekistan kahramanı, Özbekistan halk şairi Abdullah Arif Kaşkadarya'nın Nikuz degen kışlağı da toğılgan. Tağdın arasındaki bir avlak yerdeki bir kışlağ. Şunda Abdullah Arif'i bozunun tercümeyi halıda Nikuz degen, men Nikuz kışlağı da toğılgan man. Lekin Nikuz degen sözünün nime mana bildirişin bilmeymen. Ama şu Nikuz degen söz evvelden başlayıp, kadimden başlayıp kışlağına namı bop geliyaptı. Dep aytadı. Bu sözünü onun manasını tilşunaslar belki izahlap birer. Degen sözlerini keltirgen tercümeye aldı. Hakikaten karap görseniz Nikuz sözü Babır'ın Babırnaması da var. Babırnamada Nikuz deyip eskerini, nevkerini aytadı degen fikir keltirilgen. Demek Nikuz degen söz bizde Karagalpakistan Respublikası'nın paytaktı Nikuz şehri hem şundan kep çıkan. Aslında Nikuz degen esker Nevker degen manalarını bildiredi. Demek Karagalpakistan'ın şu Nikuz şehrinde bir kişkine, en kadimde kişkine bir kışlak bulgan. Şu kışlaktın etrafı da demek asker saklangan cay, korgan bulgan, asker saklangan cay. Yakın mesela hazırkı devirde bizde Rus televizyonu aitken vakti kazarma deyip hem aitadı. Bana şu kazarmaga okşar saklana degen cay bulgan. Ana şunun ozayak korsatı tuttu ki Nikuz degen mesela Karagalpaklarda şunda bir ruhdun ama hem var. Uruğunun namı hem şu askerden, nevkerden gelip çıkan. Çünkü oşa devirlerde, 15. asırlarda kaçaklarga, sultanlarga malum bir kişiler yallanma asker olup hizmet kılgın. Şu yallanma asker olup hizmet kılgın de neçe yıllar, kov yıllar devamında şu malum bir patşakka hizmet kılgın de ki şu yerde daimi ravuşta istihamat kılıp kaladigan halka aylanıp kalgın onlar askerler. Şu yerde üylengen, şu yerde hakikaten balaşaka kılgan, aileli bulgan. Ana şundan ki şu yerde uçugan, yakınmasa şu yerde kopaygan halkların hemmesine Nikuz degen uruğ bilen atay başlagan.
Babur'un babur namazı da hem şu nikuz sözü bana şu asker nevkarga nispeten kullanılıyor. Şimdi bana mesela Babur Hindistan'da basıp alganından ki birinci hakkattın hem Orta Asya bilen yakın masa Afganistan bilen Orta Hindistan'ın ortasında kette bir tağlar var. Bu Keşmir tağları deyip aytıladı. Şunda Keşmir'de tesvirleş bilen bir katarda Babur Keşmir degen sözgeyemi yetibar beredi. Keşmir degen söz hakikaten şu tağda kes degen el yaşaydı. Demek kes degeni bir elinin, halkının namı hesaplanadı. Lekin Hintler şı tavuşunu sı deyip telaffuz eterler. Şunun için bunu evveli kes deyip, Kesmir deyip aytıp sonunda Keşmir'e aylanıp gitken. Demek şını Bu el Hindistanlıklar sı deyip telaffuz kıladı. Mena şunun neticesi de bu elin namı yakınmasa bu yerdeki halkın namı Keşmir velayatının namı hem halkın namı hem Keşmir deyip atalıp gitken degen düşünceni keltiredi. Şundaki düşünceni keltiriş bilen birge o bunun hakiki ilmi cüdavr ilmi hakikat ekalliğine şuhba bilen karaydı başında şunday bolsa gerek degen tahminini aytadı. Bu tahminin özü ilmi muamelede yakın mesela ilmi münazaralı derselerde malum bir tahmin, guman kılıç bilen aytılgan sözler. Bunlar hem ilmi etikada yakın mesela ilmi aklımada hulkat vardı bu kemterilliğinin bir yakşı tamallarının belgesi hesablanadı. Ondan ki bana mesela Sayın Baykara Alişer Navaylar hem Türküylerinin Barlas degen uruğundan bulgallar. Şu Barlas degen uruğunun hiç kanda yerde hem malum bir manası, yakınması, tercümesi kiltirilgen emez. Şu tercümesi bulmagalli bu için hem bunu bir vasıta tercümesi bulmagalli bu için bunu Allah'a nimeler bilen Alahıda alaka taifası mesela Abulgazi Bahadır Khan'ın Şecere-i Türk degen eserde Barlas degen koşun komandiri yakın masa koşun rehberi degen mananı bildiredi. Demek Nimanın Alişer Navai'nin atası hem Gıyasettin Bahadır yakın masa Gıyasettin Kişkine deyip atalgan, Gıyasettin Bahadır deyip atalgan. Demek Alişer Navai'ler hem çıkıp gelişi noktayı nezerden bana şu koşun komandirleri yakın masa koşun rehberi lavazımıdaki adamın ailesinden kelip çıkkallığı görüntü durdu. Hani demek bunun özüyle korsatı durdu ki bu Erişir Nümanın Zahiriddin Muhammed Babur'dan bana şunday tahmin kılıçları, bana şunday söz etimologiyası, sözünün hakikatinin vajhi tasmiyası harap durup vaha verişi onun söz mülküge nihayette sezgirlik bilen yandaş geldiğinde direk verirdi. Bana mesela Afganistan'daki Amu Derya'nın nergi tamamını Khurasan deyip ataydı. Khurasan degen sözünün kelip çıkışıga hem toktaydı Babur. Khurasan degen sözü mesela Hindistanlıklar gayrı Hindistan'ın hemmesini Khurasan deyip atagan. Khurasan degeni derya arkasındaki ülke degen mananı bildiredi. Şunun için hem bana Arapler gayrı Araplerini Ecem deyip ataganı kebi Hindistanlıklar hem gayrı Hindistanlıkların hemmesini Khurasan deyip atagan. Degen namını keltiredi. Yani bunun özüyle Nümen'in Babur'un hakikaten söz etimologiyası sözünün hakikaten kelip çıkış sebeplerine bergen katta sinçkavlık bilen bergen bahası hesablanadı. Ondan taşkarı Babur Nümen'in hakikaten bana sofi ve mutasavvif degen düşünceler var. Sofi düşüncesi var, mütesavvif düşüncesi var. Bunlarga aydınlık kırtış hareket kılgan. Sofi degen hakikaten adli sofi. O dervişlikten hem kıladı. Malum bir sofilerga kerek buladıgan zikir, sama degen derslerden bir itibar beredi. Lekin bu adli dervişlerin işi. Lekin Alişer Navai'ni sofi emez, mütesavvif edi deyip keltirgen. Mütesavvif edi degeni mütesavvif. Sofilik boyunca alım kişi yakınmasa sofiliknin tesavvufunun berçe kayda kanunlarını hemmesini yakşı bilgen alım sıfatı meşhur bulgarlığını gepredi. Demek sofi köp günahallarda kitaplarda sofi bilen mutasavvufunu birbirinden fark kılmasından işletediler. Aslında özür iki düşünce birbirinden en çok fark kıladığın düşünce. Bana mesela Yevgeni Yedvardovich Berteles şundaydı Navai degen
Monografiyasında şunday fikrini aydadık ki, Elişir Navai adli sofi emas edi. O sofiliknin, sofilik bilen hiç kanda alakasını üzmedi. Lekin o sofiliğe, adli sofiliğe okşar, sofilik tertibidegi barışa kayda kanunlarını becermedi dedi. Demek o adli sofiliğe okşar, dervişlik kılış, sama zikir degen okşagan tertib intizam onun hakiki manada ne meyikalligini bilgen mutasavvif kişiydi. Şunun uçuna mutasavvif bilen sofu degen terimlerini, atamalarını çelkeştirip işletiş ummanına doğru hesaplanadı. Ondan taşkarı buna bahşı degen sözde hem keltirgen. Zahir-i Muhammed. Bahşı degen söz numanın Zahir-i Muhammed Babur'un Babur naması da bahşı deyip Moğol elli cerrahına ait olur. Degen. Cerrah degen hazırki devirde hirurg bizimce. Hirurglar en kadimki devirlerde bahşı degen söz bilinen yürütülgen egen. Endi bu söz kiyingi devirlerde Çıngız Han saraylarda şu halların tarihini yaza degen halların tarihi bu işe malumatlar bir edigen nakşiden. Şimdi hazırki devirde bu bahşı sözü yine hem rivajlanıp destanlarını ait edigen, destanlarını küyle edigen kişiler, kişi manası da kullanken. Yakaladın mı? Aytolun. Kişi vazifası da kullanken. Bunların hem mesela görüntürtü nama babır şu söz mülküge yakın masa tilge nihayatta kette itibar bilen yandaş geldiğini bildirdi yakın masa korsatıp durdu. Bana mesela bunu şundan hem biliş mümkün ki babır Kabul etrafındaki halk 14 dilde gepleşe dedik. Demek 14 dilde gepleşe dediğin halkın bana şu 14 tilge hem itibar verişi bunu varlığın tilge bulgan özüge has münasebetinin yarkın görünüşü hesaplanadı. Bundan keyin Babur özünün eserde sanlarga katta e'tibor bergan. Hint eli juda boy el. U sanlarning adadini juda yaxshi belgilab tur degan deb aytadi. Mana masalan lak deganimiz 100 ming. Qurur degan 100 lak 10 million bo'ladi. Arab 100 qurur 100 milliard bo'ladi. Qarib degan so'zimiz 100 arab 10 trillion bo'ladi. Nil deganimiz 100 qarib Paydam diganımız 100 nil, son diganımız 100 paydam. Demek biz hazırki sallatları, san miktarını hesaplarken vaxtıda trilyondan nereyağıdaki sanını onçalık yakışı bilmemiz. Hintler neçe trilyonlardan nereyağıdaki sallarını hem de hakikaten san sıfatıda belgilegen ve san sıfatıda belgilegen belli için hem demek Hintlerin san boyunca, sanak boyunca bergen malumatlar nihayette cüda kette hürmetke sazavar ekalligini gapiradi. Keyin Hindistondagi Hindiston degan bo'limida Boburnomaning Hindiston degan bo'limida haqiqatan Hindistondagi o'sadigan o'simliklar, ularning nomlari va boshqalarini juda sinchiklovlik bilan keltirgan. Ularning hammasi masalan Ibn Sino'ning tib qonunlari, Urjuza degan asarlari bor. Ana shu asarlardagi ko'pgina o'simliklarning haqiqatan dorivor o'simliklarning nomlari bizga noaniq bo'lib qoladi. Shu nomlarni tushuntirish uchun ham shu dorivor o'simliklarning nomlarini aytish uchun dorilarning nomlarini bilishimiz uchun ham Boburning Boburnoma asari katta bir qo'llanma bo'lib xizmat qiladi yoki bo'lmasa shundagi ma'lumotlar bizlarga boshqa Ibn Sino, mana Farabi asarlari va boshqa Beruniy asarlari va boshqalarini yaxshilab tushunishimiz uchun katta yo'l ochadi. Shuning uchun ham biz o'zimizning maqolamizda bir narsani ilgari surdikki, haqiqatan ham bizda Mo'g'ul va O'zbek tillari lug'ati yo'q. Mo'g'ul va O'zbek tillari lug'ati Mo'g'ul tilidan kirib kelgan ko'pgina so'zlar Boburnomada haqiqatan sinchkovlik bilan izohlanadi. Mana shu sinchkovlik bilan izohlanishining sababi, demak, Mo'g'ul tili bilan O'zbek tilining o'rtasidagi katta bir lug'at tuzish masalasi qo'yiladigan, yoki bo'lmasa shu lug'atni tuzish işini başlar zarur ekanligini biz yana bir qayta ilgari süremiz. Çünkü Moğollar basıp algandan keyin O'zbekiston hududu bir yarım asırga yakın devir devamında Moğollar bilen til alakası da siyasi, iktisadi ve başka alakalarda buldu. Bunların hepsi Moğol tilinin Özbek diline tesirini yine bir kere hakikaten tasdikledi. Şunun için Moğol tili hem Özbek diline has bulman sözlerini Babur'un eserlerdeki bana şu sözler arkalarını düşündürüp barış mümkün. Dayım Koca Niyazov, kıskartıp koysanız.
Kursant Rahmet. Rahmet. Etibarımız için rahmet. Etibarınız için rahmet. Maruzamız yakınıge yetti. Yakşı. Bitip kaldı mı? Buldu, buldu. Sonuç. Hocam bitirdiler. Evet, Özbekistan'a çok teşekkürler. Babür'le ilgili Sayın Hoca Niyazov'un ve Şehla Yuldaşeva'ya bu bildiri için Babürname'deki Babür'ün sözcük anlamı ve Babürname eseri esasında bu bildiri için teşekkür ederiz. Şimdi üçüncü konuşmacıya geçiyoruz. Kendisine yazdım ama dersi varmış bu saatte. Katılamayacağını söyledi. Azerbaycan'dan Ayten Ahmedova, Arzullah kızı. Ayten Hanım katılamadığı için ben Önder Bey'e geçiyorum, dördüncü konuşmacımıza. Doktor öğretim üyesi Önder Sezer bizlere Türkçe'de kılıç adlarıyla ilgili bildirisini sunacak. Buyurun Önder. Önder Bey, buyurun Sayın Önder Sezer. Teşekkür ederim hocam, değerli başkanım, katılımcılar, dinleyiciler. Kurum başkanımız da burada galiba, Gürer hocama da selamlar. Ben Türkçe'de kılıç adları çalışmasını sunmak istiyorum. Bu çalışmaya öncelikli olarak Türkçe'de kılıç adlarına neden başladığımı belirtmek isterim. Bir belgesel kanalında Ateşten Doğan diye bir program vardı. Bu programda yarışmacılar var, dört yarışmacı. Bu yarışmacılar önce bir bıçak yapıyorlar. Sonra bıçağa sap yapıyorlar. Sonra her aşamada eleniyorlar. Son iki kalan yarışmacı kılıç yapıyorlar ya da başka çeşitli silahlar yapıyorlar. Bu izlediğim programda Polish Karabela diye tanıttıkları bir kılıç vardı. Önce Karabela olmasından dolayı dikkatimi çekti. Acaba bu Türkçe ile ilişkili olabilir mi diye düşündüm. Sonrasında bunun verintiler sözlüğüne baktım. Türkçe sözlüğüne baktım. Çeşitli sözlüklere baktığımda karşılığını göremedim. Ancak Karabela'nın, işte Polish Karabela'nın Kerbela ya da Karabela, Türkçe Karabela'dan geldiği yönünde ilk bilgileri görmüştüm. Sonrasında çeşitli bilgiler karşıma çıkmaya başladı. Onlar nedir? 1806 yılında bizde eğri kılıç bırakılıp yerine düz kılıç kullanılmaya başlamış. Sonrasında yavaş yavaş, tabii bunun daha öncesi de var, daha öncesinde de çeşitli sebeplerle ateşli silahların gelişmesiyle beraber ok yaydan sonra en çok kullanılan silah kullanımının bırakıldığını görüyoruz. Bununla ilgili, tarihle ilgili, sanat tarihiyle ilgili ya da çeşitli alanlardaki çalışmalara baktığımızda nedir bu kılıç adları diye tarama yaptığımızda belli başlı isimleri gördük fakat derli toplu olmadığını fark edince böyle bir konuyu not etmiştik. Sonucunda bir bildiri konusu olarak burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Karabela ile ilgili başlamıştık. Tabii bunu Celal Hocam da biraz önce bizi türkülerle örneklendirmişti. Ben de belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, dağlar bizimdir. Bu da Dadaloğlu'nda geçiyor. Bu da aklıma geldi. Kirmani var mıdır acaba diye baktığımızda yine sözlüklerde çok olmadığını gördük. Bu çalışmada amacımız çeşitli kaynaklarda geçen kılıç adlarını derleyip bunları sözlüklerimize katkı sağlamak amacını gidiyoruz. Genel olarak kılıçlar kesici silahlar arasında değerlendiriliyor. Bununla beraber kılıç, meç, yatağan, pala, kama, hançer, teber, balta da bu grupta değerlendirilen silahlar arasında görülür. Fakat kılıçla ilgili Türkçe sözlükte uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan
çelikten silah olarak genel olarak karşımıza çıkıyor. Fakat çeşitli çalışmalarda bu tanımın çok ya da benzer tanımların çok doyurucu olmadığını, kabza, balçak, namlu, kın adı verilen dört temel parçadan oluşan, iki yahut tek ağzı keskin olan, eğri ve düz namlu formuna sahip kesme, saplama hamlelerinin yapılabildiği bir yakın mesafe silahı olarak tanımlanmasının doğru olduğunu düşünenler de görüyoruz. Bunun yanında Türklere özgü kılıçların bazı özelliklerinin olduğunu da görüyoruz. Nedir Türk kılıcının özelliği? İnce ve daha çok ön plana çıkan eğri olması. Bu eğrilik işte 6. yüzyıldan itibaren başladığı ifade edilir eğri kılıç formunun. Bununla ilgili Gumilyev de bize çeşitli bilgiler veriyor. Göçebe toplum hayatında teknik ilerlemeler kaydedilemeyeceğini düşünmek doğru değildir. Göçebeler genel olarak, fakat Hintlular ve Türkler zaman zaman bugün insanoğlunun hiç düşünmeden kullandığı bazı şeyleri icat etmişlerdir. İlk gelişmiş giyecekler, pantolonlar çok eski dönemlerde yapılmıştır. Üzengi Orta Asya'da 200-400 yıllar arasında icat edilip kullanılmaya başlanmıştır. İlk araba başlangıçta kesme tomruk yuvarlaklarıyla çocuklar için yapılmış, sonra yük taşımaya uygun hale getirilmiş ki bu da göçebelerin dağları, ormanları, ormanlarla kaplı dağ silsillerini aşmaya imkan hazırlamıştır. İlk eğri kılıcın, daha sonra düz kılıcın mucidi göçebelerdir diye bilgi veriyor. Fakat tabii literatürde şöyle bir zorluk var. Genel olarak çokça çalışma var, fakat bu çalışmalarda kılıçların kime ait oldukları ya da hangi malzemeden yapıldıkları yönünde bilgilerle karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi İngiltere'nin Halep Konsülü Lahori Kara Hasan, Lahori Dişi Taban, Erkek Taban, Eski Şam, Beyaz Horasan, Sarı Hindi, Kum Hindi olmak üzere çeliğinde kullanılan çeşitli cinslerin olduğunu belirtiyor. 12 demiş, fakat 10 aldığı kaynakta bölüm vardı. Kılıç 4 ana bölümden oluşuyor. Kabza, balçak, namlu ve kın şeklinde görüyoruzdur. Kılıç bazı özellikleriyle diğer kesici silahlardan ayrılıyor. Fakat genel olarak baktığımızda ise meç, yatağan, pala gibi kesici aletlerde kılıç türünün içinde değerlendiriliyor. Tabii pala daha düz ve geniş olan kılıçlara verilen isim. Bu yönüyle de Zülfikar en meşhur pala olarak karşımıza çıkar ve üzerinde Ali'den daha yiğit ve Zülfikar'dan daha keskin kılıç yoktur yazıldığı belirtiliyor Zülfikar'ın. Bunun dışında bir de Karaçöre adlı bir kılıcı var. Onunla ilgili de ayrıca bir İbrahim Duman tarafından bir çalışma yapılmış. Ortaçağ İslam dünyasında kullanılan Karaçöre kılıcı hakkında bazı düşünceler. Bununla ilgili Cengiz Al Yılmaz'ın Karaçöre yazıtı ile ilişkilendirerek bu kılıç türü hakkında bilgiler veriliyor. Bunun dışında kalan kılıç adları ile ilgili kaynaklarda geçen isimleri aldım. Eğer ki o kaynaklarda tanımlarını yapabiliyorsak onları da sizlere aktarmak isterim. 50'nin üzerinde kılıç adı ya da türü ya da yapıldığı madenden kaynaklanan adlandırma var. Bunlar Acem kılıcı, alay bozan, ateş kılıcı, Baberi, Bahri, Herat çeliğinden üretilen yeşil Hint kılıcı olarak tanımlanıyor. Belarek en ünlü ve pahalı Hint kılıcı. Berki, Cermun en iyi mem kılıcına verilen isim olarak açıklanmış. Çaheki, Sini, Dımaçki bir kılıç çeşidi olarak tanımlanıyor. Çeşitli çalışmalarda Münyetül Buzat'ta Büyük Selçuklu ordusunda kullanılan savaş aletleri adlı çalışmada da Şam önemli bir çelik üretim merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Ya üretilen malzemeden ya bu yerin kılıçlarının meşhurluğundan dolaylı olarak cevherinden, madeninden kaynaklanan bir adlandırma olarak Dımaşki, Dımışki adlarını görüyoruz. El Umrani mem kılıcının siyah olanına verilen isim. Frengi ya da Frenci bir kılıç çeşidi. Gaddare oldukça karşımıza çıkıyor bu isim. Fakat 60-70 santim uzunluğunda bir kılıç türü olarak
Türevski Orijiye adlı, Aspaturyan adlı bir kişi tarafından Rusya olan yazılmış kaynakta görüyoruz. Fakat diğer eserlerde de isim olarak geçtiğini görürüz. Bunun dışında Hanefi, Hazeri, Hindevi, Hindi, Hinduvani, bunlar Hint kılıçlarından biri olarak tanımlanmışlar. Horasani, Kaburi, Kalai, Ortaçağ İslam dünyasının her yerinde kullanılan enli 4-5 karış uzunluğundaki beyaz kılıç olarak Kalai ya da Kılai tanımlanmış. Karabela bu bildirinin de ortaya çıkmasında savaş aleti olarak süslü, kabzasında kartal motifi bulunan 17. 18. yüzyılda Polonyalı soyluların prestij sembolü olarak taşıdıkları kılıç. Polonyalılar, lehler bu kılıcı kullanmaya başladıklarında bizde de büyük kılıç kullanılmaya, eğri kılıç bırakılıyor. Bizden aldıkları karabelayı kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Bu da ilginç bir durum. Karacuri müstakil bir çalışma olduğunu belirtmiştik. Keşmiri, Nermahen, Kettare bir kılıç türü tanımlamaların da çok yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Kirmani, Konçar, Meç saldırı silahlarından olarak kullanılan kısa kılıcı verilen isim. Mev, Hint kılıçlarından birisi. Mısri bir kılıç çeşidi. Mırrihi, Muhannet, Müsenna, Müvellet yine karşımıza çıkan kılıç adları. Netibi, Nilevent, orta kalitedeki siyah renkli men kılıcı. Pala, kılıca benzeyen silah kesici aletler arasında da kabul ediliyor. Fakat farklı kaynaklarda kılıç türü olarak da gösterildiğinden dolayı onu da buraya aldık. Bulat, karabela gibi bu da lehçeye geçmiş kelimeler arasında. Kabzası geniş Türk ve Pers kılıcı. Kalitesi çok yüksek, parlatılmış, özel çelikten yapılmış küçük kılıç olarak tanımlanmış. Ruhina, Multa'da yumurta biçiminde Herat çeliğinden üretilen yeşil Hint kılıcı. Rumi, Rusi, Suverilere kati demirden yapılmış bir kılıç türü olarak belirtiliyor. Salebi, Selmani, Süleymani, Şahi, Şaşka, Şeşmir, Şimşiri, Farslara ait kıvrık aslan kuyruğu biçimindeki süvari kılıcı şemşir. Türkmani, Varsak bir boy adı, aynı zamanda halk müziğinde ya da müzikte görüyoruz. Eski harp aletlerinden bir çeşit yatağan kısa kılıç. Yemani ya da Yemeni bir kılıç çeşidi. Son olarak da Zülfikar, Hazreti Ali'nin kılıcına verilen isim olarak bahsetmiştik. Buraya kadar kılıç adlarını gördük. Kısaca değerlendirme ve sonuç olarak söyleyeceklerimiz olursa, başta da belirttiğim üzere sözlüklerde çokça kılıç adlarını görmüyoruz. Türkçe sözlükte yine kubbe altında bazılarının 7-8 civarında gördük. Acem kılıcı, iki tarafı keskin kılıç Türkçe sözlükte yer alıyor. Gaddare, kubbe altında karşımıza çıkan meç, Türkçe sözlükte ve kubbe altında. Pala, her iki sözlükte karşımıza çıkan palyoş, yine her iki sözlükte. Pulat sadece kubbe altında geçmiş. Bunun dışında şemşir, kubbe altında. Zülfikar'da her iki sözlükte tanımlamaları yapılmış. Bazılarında örnekler çok olduğu için görülüyor. Bir başka madde olarak söyleyebileceğimiz Osmanlı tarih terimleri ve deyimleri sözlüğü var. Mevhibe Coşar hocamız bununla ilgili bir değerlendirme yapmış. 10.000'in üzerinde madde olduğunu belirtiliyor bu sözlükte. Fakat sadece bir kılıç adı geçmiş, palyoş. Bunun dışında bu çalışmayı yaparken kılıç adlarını tespit etmek çok güç. Bazen örnek fotoğraflar da koymak istedim ama çok boğulmasın diye koymadım da. Padişahların, komutanların, tarihe mal olmuş kişilere ait kılıç adları şeklinde kılıç adları kaydedilmiş. Sultan kılıçları ya da diğer çalışmalarda çoklukla görüyoruz. Bunun dışında şöyle bir durum da var. Bizim sözlüklerimizde olmamasına rağmen Rusça ve Lehçe'ye geçmiş kelimeleri de görüyoruz. Bunlar Türkçe ve verintiler sözlüğünde yok. Lehçe'ye karabela ve pulat, Rusça'ya Konçar ve Korda'nın, Aliyeva'nın çalışmalarında geçtiğini görüyoruz. Malzemesinden, madeninden kaynaklanan isimler aldığını görmüştük. Münyetil Guzat'ta Serendibi'nin bir cevher olarak geçtiğini görüyoruz. Belki o da bir kılıç türü olarak bahsedilebilir. Yine Münyetil Guzat'ta kınsız kılıç yalank olarak geçiyor. Rusça Türevski Orijiye adlı eserde Tatar kılıcı bir kaynakta daha görmüştüm, yine geçer. Bir de bizim Çince
kaynaklarda geçen en eski kelimelerimiz arasında yer alan büyük tören bıçağı, pala anlamıyla kullanılan King Lo ya da King Rak kelimesinin de bir kılıç adı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bunun yanında kaynaklarda malzemenin yerine göre ya da kullanılan cevhere göre adlandırıldığını söylemiştik. Bunlar Karabatan, Kara Kılıç, Kara Horasan, Eski İstanbul, Diyarbakır, Eski Şam, Şam Demiri, Eski Mısır, Mısır Demiri, Horasan Demirli, Kirmani Demirli, Acem Demirli, Seyhani Demirli, Hindi Demirli, Çintiyen Demirli gibi adlarla da anıldığını, bunların bir kısmını kılıç olarak da gördüğümüzü belirtmek isterim. Son olarak nice koç yiğitten özüm üzüldü, küffar geldi, karşımıza dizildi. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalıdır. Paslanan sadece eğri kılıç değil galiba, bu kılıçların adları çevrimiçi olarak yaptığımız için ilk baş slaytın ilk sayfada görünen sunumun ilk sayfasındaki Leh Polonyalıların kullandığı karabelaydı. Bu son gördüğümüz ise Osmanlı karabelası olarak belirtelim. Kullandığım kaynaklar bunlar. Dahaları da vardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Önder Sezer, biz teşekkür ederiz. Sizin Türkçe'de kılıç adları. Ben şunu merak ettim. Kılıç adları üzerine bir çalışmaya sizi yönlendiren etken nedir acaba? Yani birden önümde görünce bildiri başlığını. Neden kılıç adları? Hocam bir belgeselde gördüğümü belirtmiştim. History Channel'da Ateşten Doğan diye. Evet. Orada Polish Karabela diye yapıyorlardı. İşte yarışmacılar adını görünce ben hani Karabela bizdenmiş gibi geldi. O sebeple buna bakınca çalışmaların dağınık olduğunu, sözlüklerde çok yer almadığını gördüm. Belki bu benim eksikliğim de olabilir, bilmiyorum. Hani ben görmemişimdir. O sebeple bu konu üzerinde çalışmak istedim. Daha çok alıntı kelimeler var değil mi? Türkçe kılıç adları. Kaç Türkçe kılıç adı var mesela? Böyle bir tasnif yaptınız mı? Hocam genel olarak toparlamaya çalıştım ama adlandırmalar ya da kılıcın türü mü diyeceğiz? Yoksa yapıldığı yer mi ya da madeninden kaynaklanan isim mi? Galiba Türkçeden ziyade yapıldığı yer. Genel olarak çalışmalarda da Türk kılıcı için ince formda olması ve eğriliğinden bahsediliyor. Hmm. O eğrilmesinin de 6. yüzyıldan sonra olduğunu, yine ilk kılıç formlarının da Malatya'daki bir höyükte çıktığını belirtiyorlar. Hani konu çok uzamasın diye bahsetmedik. Şimdi vaktimiz kaldı. O yüzden ben de size bu soruyu yönelttim. Çok teşekkür ederim. Şimdi teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. 12.45'e kadar vaktimiz var. Ben bizi burada dinleyen değerli meslektaşlarım var. Onlara soru sorma fırsatı verebiliriz. Profesör Doktor Aynur Özcan, Profesör Doktor İsmet Çetin. Katılımcılara birinci konuşmacımızdan başlarsak mesela Celal Demir hocamıza almak fiiliyle ilgili sunduğu bildiri konusunda soru sormak isteyen var mı? Celal hocam şimdi konuşabiliriz, vaktimiz var. Evet. Hülya hocam, ben çok merak ettim. Bu notlar da algın türevleri var. Algın, alınmak, aldırmak, algın. Bunların hepsi dediğiniz gibi cılız, zayıf, hastalık, almak fiilinden, o anlamdaki almak fiilinden değil, tutulmak, sevdalanmak fiiline dayanıyor, bu anlama dayanıyor. Bunlar kayıtlara geçmeli diye düşünüyorum hocam. Siz kayıtlarda bunların ne kadarını gördünüz? Herhalde görmediğiniz için böyle bir konu başlığıyla bildirinizi bu konu üzerine hazırladınız değil mi hocam? Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu almak, alımlı, alım, algın, alınmak, hepsinin kökü almak fiili.
sözlüğümüzde almak fiilinin bu saydığım kelimelere mülhem olan anlamı tespit edilmemiş. Bazı sözlüklerde, misalli Türkçe sözlükte 80'den fazla anlamı verilmiş. Efendim Pars Tuğlacı'nın okyanus sözlüğünde 100'e yakın anlamı verilmiş. Başka kelimelerle birleşik yapı oluşturup karşıladığı anlamda da sayarsak 100'ü geçer. Ama bu anlamlar içerisinde kök itibariyle almak fiilinin kök itibariyle karşılamış olduğu aşk kavramı etrafındaki soyut duygusal anlamları sözlüklerde tespit edilmemiş. Ama edilmemiş. Peki nasıl ulaşıyoruz bu anlama, böyle bir düşünce nereden uyanıyor? Almak fiilinden türemiş olan müştaklar, demin saydığımız algın, alım, o kelimelerin böyle bir anlamının olması bizi nereye götürüyor? Almak fiilinin kök anlamına götürüyor. İşte bu anlam tespit edilmemiş. Onu söylemek isterim. Ben evet hocam. Celal hocamın sesini açabilirim. Evet. Sezer hocamın bildirisini çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma yapmış. Türkçe'de kılıç adları. Yani daha da derinleştirilmesi lazım. Bir millet, bir insan, insanoğlu neyle fazla iştigal ederse onunla ilgili çok fazla anlam vardır. Devenin 100'den fazla anlamı varmış Arapçada. Şimdi biz de kılıçta çok fazla düşüp kalktık. Daha çok olması lazım. Yani bu çalışmanın ayrıntılandırılması lazım, detaylandırılması lazım ve müstakil bir güzel bir çalışma olarak da yerini alması lazım arşivimizde. Ben ilk verdiğiniz örnek Dadaloğlu'nun belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. O dizedeki kirmani'nin bir kılıç adı değil de kılıcı bağlama, kuşanma şekli olduğunu düşünüyorum. Kılıç türü değil o. Kirman şöyle bir şey. Bu ip eğirmeye yarayan bir halk kültürde bilirler bunu. Böyle bir şey bu. Kılıcı böyle çapraz bağlamaktır. Belimizde kılıcımız kirmani deyince kirman biçiminde bağlamışız. Çift kılıçlıyız anlamına geliyor. Kirmani bağlamak. Kirmani kılıç şekli değil, kılıcı bağlama biçimi. İki kılıçlıymış bunlar. Belki de bir boy öyle bağlıyordu da. Ama netice itibariyle bir kılıç türü değil de kılıcı bağlama şekli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Sezer bu güzel çalışma için. Hocam, bence kurultayların ve bu tür sempozyumların amacı bu. Sunmak, dinleyicilerle, katılımcılarla paylaşmak ve daha sonra derinleştirmek. Sezer, evet, bildirisini bundan sonra elbette daha fazla kaynak tarayarak derinleştirebilir. Kendisine çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacımız Eşboy Hocaniyazov, Sayın Hocaniyazov ve Şehla Yuldaşeva'nın sunduğu Babür kavramının anlamı ve etimolojisi konusunda başlıklı bildiriye için soru sormak isteyen meslektaşlarımız var mı? Evet. Evet, Aynur Özcan, değerli meslektaşım, buyurun. Sayın hocam, her üç bildirde çok katkılı, zengin içerikliydi, çok faydalandım. Celal hocama çok teşekkür ediyorum. Bu Türkiye Türkçesi sözlük çalışmalarına oldukça katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önder Sezer, araştırmacı, genç araştırmacı Önder Sezer'in bildirisi de çok içerikliydi. Ben de Celal Hocam gibi düşünüyorum. Bu Kirmani'nin benim çocukluğumda da duyduğum yün eğirme aletidir aslında. Orada bir kılıç adı değil bence de. Bu bağlama şekli. Çünkü burada kahramanlık ifade edildiği için kahramanlık duygusunun ağır bastığı bir manzum bir eser şiirde bu büyük olasılıkla o kılıcın bağlama şekli, yani tek kılıçla savaşmadıklarını ifade etmek ve iki kılıçla bunu yapabileceklerini belirtmek için Kirmani
diye bir bağlama şekli olduğunu düşünüyorum Celal Hocam. Sizin gibi düşünüyorum. İkinci konuşmacımız Şahla Yuldaşova ve Eşbay Hoca Niyazov'un konuşması son derece katkılı. Biz tabii Baburname bizim için pek çok bilgi veren tarihi bir kaynak. Burada dil özellikleri, özellikle etimoloji çalışmalarına katkı sağlayacak bir takım izahların bulunduğunu, bazı sözcüklerin etimolojisini anlayabilmek için biz daha çok etimolojik sözlüklere bakıyoruz ama burada tarihi bir eser de olsa Baburname'nin bizi çok çok aydınlattığını bizimle paylaştılar. Bu bilgiler bizim için çok önemli. Etimoloji çalışması yürüten değerli bilim adamlarının bence bu bildiriden faydalanacaklarını düşünüyorum. Umarım bu biraz daha genişletilerek değerli bilim adamlarının istifadesine sunulur. Çok çok teşekkür ediyorum her üç bildiricimize de. Çok faydalandık. Teşekkürler. Sevgili Başkan, Kirman'la ilgili bir cümle söyleyebilir miyim? Elbette hocam. Muhtemelen bu Kirman, bu Fars kaynaklı bir kılıç olması lazım değil mi? Kirmani, onun Kirman şehrinde yapılan, oraya mahsus, orada üretilen bir kılıç. Belki de o Kirman denilen, ki Türkiye'nin muhtelif yerlerinde iyi diye geçiyor, o yün eğirme aracı. Muhtemelen benzerlikten dolayı Kirman denilmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, diğer Azerbaycan'dan katılımcı Ayten Hanım olmadığı için evet vaktimiz kaldı ve tartışabildik kısa da olsa. Eğer başka husus yoksa ben oturumu kapatmak istiyorum değerli hocalarım. Bütün katılımcılarımıza, Profesör Doktor Celal Demir'e, Doçent Doktor Eşboy Hoca Niyazov, Doçent Doktor Şehla Yuldaşeva'ya, Doktor Öğretim Üyesi Ayten Ahmedova bildirisini verdi ama sunamadı. Yine de teşekkür ederiz. Katılsaydı memnun olurduk. Doktor Öğretim Üyesi Önder Sezer'e bu oturum için çok teşekkür ederim ve oturumu kapatıyorum. Sevgiler, selamlar değerli hocalarım.